aldığınızda ne yaptınız hani? Ne diyorsun? İstanbul aldığınızda ne yaptınız? Sen ne aldın, ne oldun da ne yaptın? Ne yaptın? Bu ülkeyi bu hale getirdiniz o zihniyetle. Abi oradan geldiniz doğru mu? Ben oradan gelen vatandaşlarımızla konuşuyorum. Oradaki durumun da sıkıntılı olduğunu söylüyorlar bazıları. Hiç alakası yok. Emin ol alakası. Bak bugün seçim var. Benim oy kullanma da hakkım var. Ama ben kullanmıyorum. Ben SPD yanlısıyım. Ama SPD'yi fark etmiyor. Merkel gayet güzel Almanya'yı yönetiyor. Kimse şikayetçi değil. Ben orada geleneksel. Herkes bakar. 4 yıl veya 10 yıl kaç yıl yapıyorsa bakar gidişata. Herkes memnun. SPD'li de memnun. Ben de memnunum. Ama Merkel'e vermiyorum SPD'yi. Ama Merkel gayet güzel Almanya'yı yönetiyor. Ve bugün de hakkıyla seçimde gidecek. Biliyoruz biz gideceğini. Benim oy kullanma hakkım var ama kullanamıyorum bugün. İzne geldim buraya. Ya bu kadar böyle şey olmaz ya. Sanki ülke birisi gidince, ülkeyi yöneten birisi sanki bu ülkenin tapusu. Ne demek ya? Erdoğan gider, Ahmet gelir, Hüseyin gelir. Bu ülkede herkes yönetir. Bu gençler içlerinde yönetecek insan mı yok ya? Kimdir yani? Ben anlamıyorum. Ahkam kesiyorlar burada. Vay siz bir İstanbullu olmuş da yapmış. İstanbul, ben Sivaslıyım, İstanbulluyum. Burada doğdum. Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğdum. Üsküdar'da. Adam ahkam kesiyor. Gelmişler buraya hırsızlığı savunuyorlar. Adam Kur'an'da işte bilmem ne cihat ilan etmiş. Öyle ya. Burayı şey olarak görüyorlar. Kafiristan olarak görüyorlar. Bu Türkiye İstanbul'u. Ne çalarsanız hepsi cihat için her şey mübahtır hesabı ya. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz ya. Adamlar hala koruyorlar. Böyle çürüyorum. Bak konuşmayacaktım. Ben seni orada seyrediyorum. Ama atılan yalanları, söylenen yalanları görüyorum. Dayanamıyorum ya. 4-5 gün burada kalıp gideceğim. Yani çıldırıyorum. Vallahi billahi ya. Ya benim ülkem bak ben Mark'ın buraya geldiğinde ben insanlarımın burada. O Mark'ın gerçekten yükselmesi beni rahatsız ediyor. Çünkü ben insanların buraya geldiğinde mutlu görmek istiyorum. Ben bu ülkenin insanıyım. Ben bu toprağın insanıyım ben. Ben eninde sonunda buraya benim ölüm gelecek. Benim buraya cenazem gelecek. Bu ülke insanların mutlu olmasını görmek istiyorum. Bakıyorum abi herkes bambaşka. Bizim düşündüğümüz gibi değil. Ben 20 sene önce gittim. O zaman bıraktığımız insanlar daha mutluydu. Daha keyifliydi. Her zaman arkadaşlarım burada senin röportajlarında söylediği gibi. Fakirlik vardı ama mutluyduk diyorlar ya. Öyle değil miydi? Sorsun bizim yaşlarımız insanlara. Mutluyduk biz. Abi her gün yalan. Her gün dolan. Her gün sahtekarlık. Yapmadıkları şey yok. Yani adam buraya gözümüzün önünde adam sahtekarlık yapıyor. Kimse görmüyor abi. Kimse bakmıyor. Ne? Hükümetin suçu ne? Kim yönetiyor? 20 yıldır kim yönetiyor bu İstanbul'u? 20 yıldır kim yönetiyor? Tabii ahkam kesiyorsunuz. Ya? Ahkam kesiyorsun. Evet. 20 yıldır burayı yöneten sizsiniz. Siz bu hale getirdiniz burayı. İnebildim partimizin elinde olmuş olsaydı burada daha güzel olacaktı. Konuşuyordum böyle ahkam kesiyor. Yani komünistler gelseydi olmazdı. Solcular gelseydi olmazdı. Ben şimdi gücünüz komünist ne oldu? Bir dakika. Yanlış ama. Ne komünizm? Bak bir dakika. Dur. Bir dakika. 80 senedir ülke yönetimi İnönü vardı. 80 senedir. Evet. Tamam mı? 80 senedir. Bir bok olmadı bu ülke. Bir bok olmadı. Yalan söylüyor tamam. Çocuğum bunu yemin ederim. 80 senedir olmadı. Burada ne oldu? Ne 80 senedir ne yaptı? Bak ben geçiyordum burada. Sen ne yaptın 80 sene? Ne ben bir şey yapmadım. Ne yaptı? İnönü ne yapmış söyle bana. Bir dakika İnönü'den bugüne kadar Türkiye bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Sizin yalanlarınızı ezberledim. Yalan artık. Değil. İnönü camileri doldurmuş da. Bak, neden oldu biliyor musun? Dinle burayı. Camilerin içine mukaddes topraklardan getirilen şeyler konuldu. Bombalanmasın diye kapılarına asker kondu. Neymiş efendim? Camileri tamam, kapatmış. Bir dakika dur. Sırayla. Sahtekarlıktan camiler kapanmış. Dinle bir dakika. İnönü mü yaptı? İnönü mü yaptı? Bir dakika İnönü mü yaptı? Kim yaptı? Söyle. Sen nerede yaşıyorsun? Kim yaptı? Bunu bak bir dakika dur. Bir dakika. Doğru konuşum işlerine gelmiyor. Ben her yerde yaşıyorum. Öyle mutlu ki bu insanlar. Sen diyor ki. Herkeste de para var. Yüzünden böyle oldu herkes diyoruz. Herkeste de para var. Sen boş ver onu. Geç onu. Aç insan yok. Yalan söylemeyin. Kendi fikrini söylemiyor. Niye tartışarak konuşuyorsunuz? Herkes kendi fikrini neden tamam, söylüyor? Tamam dinlemiyor. Tamam sen AK Partili olabilirsin, sen CHP olabilirsin ama kavga ederek, kavga tartışarak kavga etmiyor, değil. Kavga etmiyor. Ama ben görüyorum. Yok kavga değil bu. Kavga değil. Dinlemiyor. Güzel. Atatürk'e takmışlar. Atatürk, Cumhuriyet devriminin getirdiği dalgaları. Evet. Evet ben söyledim. Ben inanıyorum diyorum. Arkadaşım dinle. İnanıyorum. Burada bayrağı ayaklarımın altına alırım diyen kimdi? Söyler misin bana? Kim? İndirdiler baktığında halktan tepki gördüler. Bütün bayraklar kim diyor, kim? Kim attı? CHP attı görmedim ya. Desen CHP attı bayraklar. Ya tamam kardeşim bunlarla kavuşmaz tamam mı? CHP fırlattı görmüyor musun? Tayyip Gül fırlatıyor. Bizim Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği toplantısında
Bayrakları yere koyuyorlar, herkes bayrağın üzerine. Ne yaptınız? Öpüyor. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Cumhurbaşkanı bütün milliyetçileri ayağımın altına aldım milliyetçiliği diye. Ben söyledim değil mi? Kim dedi? Hadi bırak sen de. Kim dedi milliyetçi aldım? Ya diyor ki İzmir'i Yunan yaparım siz diyorsunuz. İzmir'i Yunan yaparım. Yunan parası çıkarım siz diyorsunuz. Duydun mu İzmir'i Yunan yaparız diye? Ya diyor ki bir dakika. Ülkeye diyor 5-6'ya bölümdesiniz CHP'liler diyor. Yalan mı? Yok. Onlar diyor. Alalım. Ben sizin görüşlerinizi alacağım abi. He, tamam yok yani. O değil. İyi ki HDP'nin desteğiyle birkaç büyük şehri aldılar yani. He aynı he. Allah'ın izniyle doğru. Bu sene silme gidecek. Alacağız ama alacağız. Bırakmayacağım. Davuzun ile karşıladım. PKK'lıları gelip burada damacımız malladım. Ben şimdi beyefendi sen Almanya'da yaşamışsın. Megri diye ben Almanya'da yaşamışsın. Buranın burasının çilesini biz çektik. Sen çekmedin. Oslo'da yapılan anlaşma. Ben bugün hastaneye gidiyorum. Bitti. Oslo'da yapılan anlaşmayı bitti. Biliyor musun? Ben bugün hastaneye gidiyorum. Muayene alıyorum. 5 kuruş para vermeden alıp çıkabiliyorum. Tabii. İlacımı da alıyorum. Yandaş olunca böyle oluyor. Ve şu ana kadar da bir oyumu 45 yaşında AK Parti'ye de vermemişim. AK Parti'ye de boy atmamışım. Abi tartışmayalım. Yok konuşalım. Sen ekonomiden memnun musun? Ekonomik gidişattan. Ekonomi. Evet. Abi. İnsanlara bak. Ustam bak şaka demiyorum. Yalan söylüyorum. Dur dayı bir dakika dur. Dayı. Aynen öyle. Dayı. Devlet Bahçeli'nin. Ben şaka diyorum. Dur. Ya dur bir dakika. Ben hemşehrim şaka demiyorum. Ben var ya 20 sene şaka demiyorum. Ben tatilde oldum bilmez. Ege'yi bilmezdim. Şile'ye. Çift havuzlar. Karşı yok otel. Orayı bilirdim. Ama şimdi Allah biliyor. Her sene ben Ege tatiline gidiyorum. Gitmiyorum şerisi bak. Çocuklarım burada ama burada. Her sene Ege tatiline gidiyorum. 5-6 gün kalıyorum. Aa, geçen inan bak yemin ediyorum. Cuma günü gittim Ege'ye. Tatil yaptım geldim. Ben askeri yüzden çalışıyorum. Bak inan. Bir de var ya. Bak yalan söyle. Eşim şurada bir kızım var. Bir sene çalışmıyorum. Ama bak. Geçen bayramda gittim Ege'ye. 3 gün kaldım. Sonra 2 hafta sonra gene bak. Bir senede çalışmıyorsunuz ama tatile de gidebiliyorsunuz. Hayır, vallahi gibi yalan söylüyorsun şerisi bak eşim bu çocuğum. Yalan söylüyorsun oruç bucuğum küfür ederim bak dedim. Yalan söyledim. Bak 2 hafta sonra bak 2 hafta sonra önce cuma günü çıktım. Kızıma ufak kızım var. Kardeşi ablası evliydi. Yeni evlendi. Ege tatil baba dedi. Senin kızımı gönderdi. Kardeşimi gönderdi dedi. Cuma günü otobüse gönderdim güvenemedim kız çocuğu. Cuma akşamı çıktım eşimle beraber. Cumartesi bıraktık oraya. Pazar günü geri döndüm. Bak bir gün için Ege'ye gittim bak. Peki, ekonomiden memnun olmayanlar neden memnun değil abi? Ekonomi memnun olmayanlar Tayyip'ten memnun değil. Tayyip'ten memnun değil. Niye değil? Tayyip çalışıyor. Bir insanın düşmanı varsa andaki o adam iyi oldu. Menderes'in düşmanı vardı. Erbakan'ın düşmanı vardı. Tayyip'in düşmanı yok. Özal düşmanı yok. Abi çalışan insana kimsenin düşmanı olmaz. Çalışan insanın düşmanı yok. Başta Batı. Batı'ya itlik yapanlar. Ben sana itlik yapanlar diyorum. Ağır oldu. Ağır değil. İtlik yapanlar diyorum. Bizde de var öyle ona it o zaman. Anladın mı? Ben o kadar diyorum. Batı'ya itlik yapanlar işimizde varsa onlar ittir. Anladın mı? Kim abla kim çalışıyorsa ona düşman çoktur. Ha çalışmayan insan ne yapar? Bana bağış geldin. En başı bak yanlış anlama. CHP hiçbir zaman iktidarı düşünmez. Düşünmez. Niye düşünmez? Bana ben aptal mıyım kafamı yoracağım ya diyor. Tayyip kafasını yorsun aptal diyor. Gece gündüz çalışıyor. 4 saat uykusu var. Ben Tayyip için demiyorum. 4 saat uykusu var ama ne yapıyor? Adam aptal saçında kafası. Şöyle bir gerçek var abi. Ben gençlere de mikrofon uzatıyorum. Üniversite mezunu birçok genç atanamadığını söylüyor. Ve birçoğu da yurt dışına gitmek istiyor. İmkanı olan da gidiyor. Yani bunun sebebi ne sizce? Abi gidiyor diye. %90 yalan söylüyor. %90 yalan söylüyor. Sana söyleyeyim yalan. Ya hükümet yalan söylüyor. O kadar çalışıyor. Veya da onlar yalan söylüyor. Ama %90 yalan söylüyor. %10'u doğru söyleyebilir. Tamam gitmeyen var. Doğru atanmayan var. Yok değil mi? Bizde de var. Bizde de var atanmayan. Yok. Ama hepsi mi atanmıyor bak dünyada ya? Ya hadi hepsi mi atanmıyor? %10'u atanma, %15'i atanma. %80'i atanıyor. Yani o yüzden bunu yapıyorum. Yani ben bak bu şu mikrofon %90'ı böyle yalan söyleyene var. Anladın mı? Ben işte A Haber. Haber Tayyip şey var. Ama Fox'a ne yapıyor? İmamoğlu, İyi Parti onları yapıyor. Ama çoğu da yalan. Herkes şey. Ben de işime gel. Ben de haberim. Ben şimdi derim ki AK Parti'yim derim. Veya MHP'liyim derim. Bir de öbürünü götürürüm. Ama ben öyle değil. Neyse o. Ben şuna bak buraya bak attım arabayı bıraktım bak karşıya. Bindim Marmara'ya. Hop 10 dakikada buraya geldim. Ha şimdi çocuklarımı gezerim. Küt giderim evime. Niye? Çünkü huzur, ülkede huzur var. Ya saat 10'da 11'de şaka demiyorum ben. Evden dışarı çıkamadım. Ben erkek çıkamazdım. Çıkamazdım. Ha şimdi bak camdan bakıyorum. Evim benim E5 kenarı yol kenarı. 12'de 1'de 3'te bayanlar rahat geziyorlar. Niye? Bekçi var, güvenlik var, huzur var, mutluluk var. Para var, ha şurada bak şu. Biri dedi ki burası açım desin. Gitsin şurada hemen açım diyor. Ha bak her taraf dolu. Ya yalan demiyorum. Herkes bir tane açın dedin. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan. Ben açmışsın. Recep
Değilim. Recep Tayyip Erdoğan değilim. Ben he, kesin tamam. Açsam doyurayım diyecektim. Yok. He, tamam. Yok. Adam diyor ki açım diyor. Öbürü de diyor ki AK Parti. Telefonuna bak. Ulan telefonla alakası yok. Telefonu adam taksiyle alıyor. Borcu gidiyor alıyor. Telefonla alakası yok. Ama burada açım diyor. Gidiyor da lokantaya giriyor. Karnını doyuruyor. Tamam Allah'a mıdır? Hadi eyvallah. Şurada bu kadar bayan var. Hangisi gecenin bir yer sokaktan tek geçmeye cesaret edebiliyor? Eskiden geziyor muydu? Eskileri boş ver abi. Şu an eski devir değil. Doğru. Bu eski devir değil abi. Eski devir değil. Ben 45 yaşındayım. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20 yaşında tamam sen... Daha önceden bu ülkenin böyle olduğunu mu zannediyorsun? Gidiyorlar mı? Bu ülkenin 20 sene önce randevuyla mı hastaneye gidiliyordu? 20 yaşındasınız. Doğdunuz bu iktidarla doğdunuz. Öyle zannediyorsunuz. 20 yıl önce bunun, şey yoktu. Bunun öncesi de vardı. 20 yıl önce ben 76 doğumluyum. Bilgisayar sistemi ben yoktu bir, o kadar. Ne? Bilgisayar sistemi o kadar geniş ağda değildi o zaman. Ya bilgisayar sistemini ya, geç abi geç. Diyorlar ki bak yapacak vergi topluyor yapacak. Bundan önce 80 sene boyunca vergi toplayanların vergileri nereye gitti? Bu ülkenin başbakanları gidiyor, kumarhanelerden çıkarken burnu kırıldı bu ülkenin başbakanlarının. Haberiniz var mı? Abi bak şu an bu ülkede adam yok 60 yaşında şey. Emekli oluyor. Heh. Göremiyor da zaten. Olan da 1-2 milyar parayla geziyor. Çıkarttı. 99 yılında değiştirsin, çıkarttı. Her şeyi değiştiriyor. Neyi değiştiriyor? Her şeyi değiştiriyor. Bunu 35 yaşında bu ülkede insanları emekli ettiler. Sosyal Güvenlik Kurumu o yüzden battı. 35 yaşında emekli olanların ceremesini şimdi Avrupa'da onun torunları insanlar çekiyor. İnsanlar emekli olunca dünya turu geziyor. Bizimkiler emekli olunca tekrar çalışıyor. Bunu düşünün. Bak, şu anki nüfusa bunu bak. Bunu düşünün. Peki hiç abi. Öyle bir şey yok. Bir yaşayın, görün ondan sonra kardeşim. Dünya turu kim yapıyor? Allah tamam. Yapıyor. Ya yapar. Bak, çünkü bak Çekoslovakya yapıyordu. Siz yangında çay dağıtın. Ya, biz öyle bir şey yapmıyoruz. Siz ancak tribünlere oynarsınız abi. Öyle yangında çay dağıttın. Şu anda hepiniz AK Parti. AK Parti çanları kim çalıyor? Evet çünkü daha öncesini gördük. Bak ne diyorum ben sana? Kim çalıyor bu kadar? Adam çalıyor, yapıyor. Vergi. Yapıyor. Vergi, ona vergi. Ya, ayrıca, adam ne çalıyor ki? Vergi. Biraz daha yaşayın. Tamam ondan sonra. Bir evlenin, çoluk çocuk sahibi olun. Alakası biraz zorluğu görün ondan sonra. Abi, Erdoğan. Very good Erdoğan. Teşekkür ederim. Millet konuşmaya korkuyor dostum. Niye korkuyor abi? Vallahi yakalarlar bizi hapiste derler. Herkes burada gelince gül gülistanlık yaşıyor. Ama adam evine gittiğinde onu demiyor biliyor musun? Eşine soruyor ekmek getirdim ya da şunu getirdim kire yatırdım elektriği yatırdım mı? Yani bunlar hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Biraz göründüğü gibi değil diyorsun. Yani kesinlikle. Biraz cesaretli olacaksın eleştireceksin. Anladın mı? Hani CHP A partisi B partisi bunlar önemli değil. Önemli olan nedir? Önemli olan bakacaksın. Bu halk rahat yaşıyor mu? Bir derdi var mı? Bir sıkıntısı var mı? Doğru mu? Ya birisi İmamoğlu diyor, birisi Tayyip Erdoğan diyor, Bahçeli diyor, şu diyor. Önemli olan değil. İnsanların ortak noktası olması lazım. Sen bugün rahatsan, ülken rahatsa, bu insanlar rahat yaşıyorsa ne mutlu, doğru mu? Ama kimse rahat yaşamıyor. Şimdi bazıları var, gökten yere kadar yükselmiş. Onlara bakmıyor ama alttakilere bakmıyorlar. Niye? Şöyle bakıyor. Adam sabahların ışığında mesela böyle bak halka bak neler yapıyorlar neler yapmıyorlar bir gözleme yok yani. Adam elektriğini ödemiyor. Kesiyorlar. Bu adam çalışmıyor. Hastadır. Yani çok görüyoruz böyle şeyleri. O yüzden şöyle bir şey. Yukarıdan bakmamak lazım. Halkın içine karışmak lazım. Az önce şahit olduk. İnsanların birbirinin fikirlerine, görüşlerine bile saygısı yok. Neden ayrıştırılıyoruz bu kadar? Ayrıştırmak şu. Ne kadar ayrıştırma olursa o kadar kötüye gider. Çünkü şu an 5 zincir markete bağlamışlar bu işi. Şimdi sen bir keresinde bir marketin önüne git, halka sor. Adam kredi kartından alıyor. Kredi kartını harcıyor. Ondan sonra o kredi kartındaki para bitiyor. Ne yapacak? Tekrardan aldı maaşı, eve, kiraya döndürüyor. Avrupa'dan adam geliyor buraya 1000 euroyla buradaki rahat bir yaşam sürdürebiliyor, doğru mu? Yani şu an benim arkadaşım gelmiş, akraban. Şu an 3000 euro burada harcı 30 bin lira yapar, doğru mu? İyi para bizim için. Ama biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz askeri ücretle çalışıyoruz. Bunun sırası 2000 lira kira. Ondan sonra kalanla ne yapacaksın? Elektrik, doğalgaz zaten aldı başını gidiyor. Zam gelmiş. O yüzden benim tek diyeceğim şu. Bu ülkenin başında olanlar kendini sorgulaması lazım. Ya olmuş 75-80 lira 100 lira. Bu hak değil, adalet değil. O yüzden ne yapacaksın? Sistemli davranacaksın. Ha yapmıyor demiyorum ama biraz da halkın içine girmesi lazım. Adam metro yaptı,
şu yaptı, bu yaptı ama halkın cebinde para olması lazım ki binmesi lazım. O yüzden şöyle bir şey. Adam bugün bir borcu oluyor, bakıyor elektrik kesildi, 3 ay sonra avukatlık oluyor. Avukatlığa gidiyor mu? 500 lira avukat koyuyor. Harç masrafı, şu masrafı, bu masrafı 2000-3000 lira oluyor. E bu çocuk eve ekmek mi götürsün? Çocuklarına mı baksın? Yoksa gitsin parasını ödesin. Hangisini yapsın? Maaşından kesiyorlar. Umrunda mı kardeşim diyor adam. Umrunda mı? Çok şey eleştirdiniz ama bir de halinden çok memnun olan insanlar var. Ve bu her zaman şimdi vardı. Şöyle bir şey. Ben onu bir yere bağlamak istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Şimdi ben kendi açımdan, kendi eleştirilerimi söylüyorum. Bazı insanlar var A partisine, B partisine demek ki belki bir faydası dokunuyor. Oysa ki buradaki 70 milyon, 80 milyon onlar hepsi eşit davranmıyor. Yani nasıl davranmıyor? Herkesin belli bir şeyi var, bir kuralı, bir seçtiği bir parti var. Ama önemli olan nedir? Bu insanlar rahat yaşaması, önemli olan bu insanların huzurlu yaşaması. Hepimiz biriz, doğru mu? Yani tek devlet, tek millet dediysek bu insanlar hepsi mutlu olması lazım. Şimdi tabii benim görüşüm farklı olabilir. Onun görüşünde saygı duyman lazım. Yok sen, yok sen PKK'sın, yok sen şeysin, sen ülkücüsün, yok sen kafa kesen, şu keser. Bunlar değil. Önemli olan nedir? Ortak noktayı bulmak. Ortak noktayı bulacaksın ki insanlar rahat, huzur, ondan sonra yaşama. Ben şahsen şöyle bakıyorum ülkeye, mutlu bir insan göremiyorum. Göremiyorum. Ya sen buraya bakma, burası metropol. Sen bir de metropol dışındakilerine bak. Niye? Çünkü buradakiler ister istemez bir şekilde kendi yaşamlarını sürdürebiliyor. Ama oradaki insanlar mutsuz. Ben çok görüyorum yani. Zengini, fakiri ayrım yapacak. Biz şimdi rica ederim. Biz şimdi asgari ücretle çalışanlara onlar derdini anlatsın. Adam fabrikatördür ya da başka bir şey anlatmak istemiyorum. Onlara soru sormayacaksın. Gideceksin halka soracaksın. İmamoğlu diyor ben halkın içine giriyorum diyor. Misal diyorum. Halkın içine giriyorum diyor şey yapıyor. İlk başlarda güzel bir halkın içine giriyorlar. Sonra kimse kimseyi görmüyor. O değil halk içindeki. Halk içindeki nedir? Bakacaksın, sisteme bakacaksın. İstanbul'da ne kadar şey var, durumları iyi kötü olanlar varsa. Şimdi şöyle, adamın 100 tane binası var ya da 250 tane dairesi var. E sen oradaki adam yerde sürüklendikten sonra, aç kaldıktan sonra sen cebin dolu olsun. Sen istediğin araba, istediğin eve gir, lüksü olarak yaşa. E bu bir geçici bir süreç, doğru mu? O yüzden bakacaksın, halkına bakacaksın, rica ederim. Yayınlıyor musun? Evet, yayınlayacağım. YouTube kendine muhabir kanalım.